Berlin dışında bir köydeyim şimdi. Burada size bir ev tanıtımı yapacağım. Kaç odalı, kaç metrekare, fiyatı ne kadar? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Umarım ilginizi çeker bu video. Eve gelince görüşmek üzere. Burası Bern kantonuna bağlı küçük bir köy arkadaşlar. Schüpfen diye bir yer. Buradan direkt gidersen Bilbien, yani Bil Almanca ismi, Bien de Fransızca ismi. Bil'e gitmiş olursun. Geldiğim yönde Bern'den geliyorum. Yani Münchenbuchsee tarafından geliyorum. Ev burası, gördüğünüz gibi şu yolun kenarında. Böyle bir balkonu var arkadaşlar. Yaklaşık 15 metrekare falan şöyle balkonu var. Burası da böyle Çin, şu şekilde bir çevresi var. Ev böyle iki katlı. Çok güzel. Açık her tarafı. Yani şurası yol ama gördüğünüz gibi hiç araba sesi falan hiçbir şey yok. Akşamları zaten hiç araba geçmiyor. Şimdi ben de yardım olsun diye camları, şu panjurları sildim. Bunları temizledim. Oğluma yardım ediyorum. Sonra bu camlarını falan sileceğim. Yarın da evin taşıması var. Firmaya verdi. Firma gelip taşıyacak. Onların da başında duracağım. Şimdi içeri gidelim. İçerisi biraz karışık arkadaşlar. Bir salonu var. Kolay gelsin Zeynep. Başına gelsin kolay. Zaten ben de yardım ediyorum ya. Böyle bir mutfağı var arkadaşlar. Modern bir mutfak. Burada mutfaklarda bulaşık makinesi, fırın, havalandırma, buzdolabı mutfakların içinde oluyor zaten. Ocak filan her şey zaten oluyor. Her evde var. Şurası kapı girişi, koridor burası. Burası banyosu. Banyo, tuvalet burası. Şöyle. Geniş, bayağı büyük. 6-7 metrekare var yaklaşık. Şurada da yatak odası olarak kullanıyor burayı. Burası da 20 metre falan vardır. Şöyle. Yani bir salon, bir oda var ya burada. Bu İsviçre'de 2,5 oda geçiyor arkadaşlar. Yani toplama baktığın zaman bir salonu var, bir de yatak odası var. Ama evi kiralarken ya da satarken 2,5 odalı ev diyorlar. Şöyle. Burası Bern merkezine, yani istasyona, Bahnhof diyoruz burada ona. İstasyona 14 kilometre falan. Arabayla gittiğin zaman böyle kısa sürede gidebiliyorsun. Yani yol, trafik falan zaten fazla yok da burada. Çabuk ulaşabiliyorsun. Zaten ileride çok yakın bir kasaba var. Orada da her türlü alışveriş merkezi falan da var. Böyle bir yer. Arkadaşlar bu arada Zeynep de bana Türk kahvesi yaptı. Sağ olsun. Şöyle göstereyim. Şöyle bunu içeyim bir. Hmm,
Çok güzel Zeynep, eline sağlık. Ne? Kuru basan mı var? Hı. Şimdi yemek getiriyor. Hı. Getiriyor getiriyor. Hı. Aradı daha yeni. Arkadaşlar bu ülkede ev taşımak, ev taşınmak, ev teslim etmek bayağı zor. Öyle kolay değil. Nasıl teslim almışsan emlakçı geliyor. Yani ev sahibinin yetki verdiği emlakçı geliyor. Zaten ev sahibini görmen mümkün değil. O firma geliyor. İlk başta sana nasıl teslim etmişse küçücük ayrıntısına kadar bile not ediyor onu başta. En son teslim alırken de o şekilde teslim alıyor. Bir yandan da benim videom televizyonda dönüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayan arkadaşlar lütfen kanala abone olun. 10.000 aboneye az kaldı. Yarısına geldik sayılır. 10.000 abone olduğunda size çekilişle hediyeler vereceğiz. Oğlumun evinin temizliğine yardım ediyorum. Camları siliyorum. Yani camları, panjurları böyle tertemiz yapıyorum arkadaşlar, bakın. Cam gibi, cıncık gibi oldu, cıncık gibi bak. Camı cıncık gibi yaptım. Teo? Hadi dışarı çıkalım. Dışarı istiyor musun? Hadi gel. Çişi gelmiş Teo'nun. Arkadaşlar Teo'yu dışarıya çıkarttım. Sıkıldı, hem de çişi geldi. Gezmesi lazım. Köy böyle bir yer arkadaşlar. Teo? Teo? Bu köy çok küçük bir köy. Genelde burada İsviçreliler çoğunlukta. İsviçre'de arkadaşlar kiracılık ev sahibi olmaktan daha çok. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar burada fazla ev sahibi değiller. Halk. Çoğunluğu kiracı. Şöyle otobüsler gidiyor. Şunu da kapının önüne koymuşlar arkadaşlar bedava. Bebeği olanlar için herhalde bu. Bedava, lazım olan bunu alıp götürebilir. Gördüğünüz gibi sokaklar bomboş ya. Ben ve Teo'dan başka yürüyen yok. Bakar mısınız şöyle? Nereye gitti bu millet ya? Nerede bu insanlar ya? Gerçekten söylüyorum ha. Şurada şöyle bir ağaç firması var. Ağaç işiyle uğraşan. Mutfak falan yapıyor herhalde. Şöyle bir bakabiliriz. Açık olsaydı gelip içeriden bakma şansımız vardı. Ama buradan da sanırım görürsünüz ya. Böyle üretim yapıyorlar. Kendi üretimleri. Şöyle bir güzel bir mutfak. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Umarım kameraya iyi çıkıyordur. Şöyle. İki tane mutfak sergilemişler zaten. Fazla sergileyememişler. Yer küçük. Ama umarım bunların katalogları falan vardır yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerlerde hiçbir çöp, muşamba, poşet falan hiçbir şey yok. Derli toplu bir köy. Şurada apartman herhalde. Apartmanın girişi.
Bakın, böyle bir köyün şöyle bir stadı var arkadaşlar. Bak, gördünüz mü? Böyle çim saha, tamam mı? Etrafı çevrilmiş, ücretsiz. Öyle Türkiye'deki gibi yok, gelin para vereyim, 40 dakika oynayayım falan, öyle yok. Bedava. Bu köyün çocukları, gençleri burada bedava oynuyorlar arkadaşlar. Tribünü yok ama çok güzel bir stadı var. Şöyle yemyeşil her taraf. Teocuk. Arkadaşlar Teo'yu da ameliyat ettirmiştik. Arka ayağını, sağ ayağını. Şimdi düzeldi. Dört nala koşuyor. Önce ayağının birini yukarı kaldırıyordu sürekli. Ameliyat oldu. Tabii bu ameliyat bize 2500 franga mal oldu. Canı sağ olsun Teo'nun. Bu neymiş? Bunu tanıyan var mı arkadaşlar? Ne acaba bu? Aynı zamanda bu köyün yüzme havuzu da var. Orada yazıyor bak, Şivinbat yazıyor. Türkçesi yüzme havuzu demek. Böyle güzel, sakin, tam kafa dinlemelik bir köy arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Meyve ağaçları bakın. Elma ağacı. Şurada da insanların özel yeri ama gireyim yine de size göstermek için. Kopartmayacağım da. Bakın. Elmalara bakın. Çok güzel. Çok güzel bahçe yapmışlar. Şöyle. Şuradan da bir dere sesi geliyor ama herhalde şurada bir yerde bir dere var. Evet. Burada da böyle bir dere var. Şarıl şarıl suyu akıyor. Bakın burada geri dönüşüm konteynerleri koymuşlar. Şu şekilde. İşte bu ne? Yeşil şişe, beyaz şişe. Ne bileyim öyle. İşte kahverengi şişe. Atacak konteynerler koymuşlar. Burada da böyle bir tahta köprü yapmışlar küçük. Burada da böyle 3-4 katlı binalar var. Dediğim gibi burası İsviçrelilerin yoğun olarak oturduğu bir bölge. Yabancılar da kesin vardır. Ya yabancı dediğim bizim gibi göçmenler de vardır da çok yoktur burada. Şöyle bir de park yapmışlar. Çok güzel bir köy. Benim oğlum burada 2 senedir oturuyor. İşte bugün artık, yarın artık son gün. Yarın evi gidiyor artık, taşınıyor. O da çok memnundu. Ama o şimdi genç olduğu için ona biraz sıkıcı geldi burası. 2 sene oturdu ama evden ilk ayrıldı. Bizim evden ilk ayrıldı. Bu eve taşındı. Çok seviyordu ilk zamanlar. Sonraları onun için sıkıcı olmaya başladı. Geldi, döndü, dolaştı. Yine geldi bizim o semtte, bizim mahallede yeni bitmiş bir ev kiraladı. Köyde yürümeye devam ediyoruz. Bakın burada da tenis kortu var. Yani öyle bir köy ki futbol sahası var. Yüzme havuzu var. Tenis kortu var. Belediye otobüsleri çalışıyor. Tertemiz bir köy. Tipik bir İsviçre köyü diyebiliriz buraya. Deriz yani. Şurası da gördüğünüz gibi tenis kortu.
Roger Federer de bu ülkenin çocuğu. Burada çan sesleri de geliyor. Koyunlar yayılıyor sanırım. Derenin üzerinden geçiyoruz. Birkaç tane koyun yayılıyor. Nasıl? Bizim Türkiye'nin köylerine hiç benzemiyor değil mi? Aralarında çok fark var. Buranın koyunları arkadaşlar bu şekilde, kuyruğu yok ya. Yani gerçi bunlar kuyruk yağı olsa bile yemezler zaten de. Şu şekilde koyunlar. Teo. Teo hemen vaziyet aldı. Bak bak Teo. Bak bak. Ne ya? Gel. Gel oğlum gel gel. Hemen pozisyon aldı bak. Ne yapacaksın? Koyunları mı korkutacaksın yoksa? Şöyle koyunlara su koymuşlar. Şu da elektrikli kablo. Tel yani elektrikli tel. Koyunlar dışarı çıkmasın. Dışarıdan bir hayvan içeri girmesin diye. Teo bak o koç sana bir toslarsa görürsün yine bak. Teo'ya bak. Teo pozisyon aldı arkadaşlar. Hı. Koyun. Teo koyun. Koyunlar onlar. Hadi yakala. Yakala hadi yakala. Yok sana bir toslarsa görürsün gününü. Yani. Hadi yaklaş sıkıysan. Yaklaş hadi. Gel Teo gel. Gel. Teo'ya bak lan. Koyunları korkutuyor. Hey koyunlar. Uyanın uyanın. Bir köpekten korkmayın. Bacak kadar köpek. Demek ki arkadaşlar koyun olmak iyi değilmiş ya. Bakın bu kadar koyun şu bacak kadar köpekten korktular. Hepsi bir yere yığıldı bak. Bak. Gel. Gel. Bak görüyor musun? Koskoca koyun. Koyun sürüsü işte. Ne beklersin ki? Hadi gel Teo. Burası da böyle. Araba yıkama yeri. Bu elektrikli süpürge. Şurada 1 frank atıyorsun. 1 frank atıyorsun. 3 dakika mı 5 dakika mı? Arabanı süpürüyorsun. Burada da yıkama yerleri. Bu ülkede arkadaşlar böyle bir yıkama yeri aç, tamam mı? Bak ciddi söylüyorum. 2 tane böyle kendi yıkanan yer olsun. 1 tane de böyle kendin elle yıkayacağın yer olsun. 4 dörtlük işin olur. 4 dörtlük. Yani çok iyi iş yaparsın. Bu da bir iş alanı. Burada henüz çoğalmamış. Yok denecek kadar az. Şu şekilde var. Bak kendin gelip arabanı yıkarsan yıkama yerleri, istasyonları var. Ama ben götürüp arabamı vereyim. Hiç ellemeyeyim. Orada oturayım. Ya da bırakayım. Bir saat sonra gelip arabamı alayım dediğim yerler yok. Varsa da yani vardır. Mutlaka bir iki tane vardır. Varsa da çok pahalıdır. İş yeri açmak isteyenler için benim önerim İsviçre'de yaşayıp da parası olup yeri de bulmuşsa böyle bir iş yeri açmalarını tavsiye ederim. Yani bizim burada yaşayan Kürtler, Türkler işte Türkiye topraklarından gelmiş, Türkiye'den gelmiş arkadaşlar akılları, fikirleri bir dönerci, pizzacı. Dönerci, pizzacı ya yeter artık kardeşim. Her köşe başı dönerci, pizzacı oldu. Artık başka işlere yönelin.
Koyunları korkuttun lan. Sen var ya acayip köpeksin ha. Teo ne oldu gene, ne oldu? Ne görsen kovalıyorsun ha. Kuş görüyorsun kovalıyorsun, koyun görüyorsun kovalıyorsun. Acayip bir... Geldik eve. Trying to stay strong and fake a smile until I look away.